hükümet tarafında bu askerlerimiz sökülüp atmaya çalışıyorlar. Sessiz kalmayın. Çevre yarın öbür gün çok ciddi şekilde çevre sorunu yaşayacağız. Limak gibi bir şirket ormanlarımıza, köylerimize, topraklarımıza el koymuş durumdadır. Susmayın. Susmukçasına hepimize gelecektir. Peri'de barajların bitmesi demek, Karakoçan'da ekonomik olarak bitmesi demektir. Bugün Nazımiye, Mazgir, Kızı, Yayladere ve Horhur gibi köyler hepsi sizinle ticari alışveriş yapıyorlar. Barajların bitmesi durumunda artık bu alışveriş bitecektir. Bu da Karakoçan'a ciddi bir zarar veriyor. Ekonomik olarak zarar veriyorum. Sadece ekonomik olarak değil arkadaşlar. İnsanlarımız köylerine sökülüyor, göç etmek zorunda kalıyor. Bu da Karakoçan nüfusunun azalması demektir. Öyleyse niye susuyoruz, niye haykırmıyoruz, niye alkışlanıyoruz? Köylerimize niye sahip çıkmıyoruz? Özgürdün, özgür akacak. Değerli arkadaşlar, suyumuza el koyuyorlar, akarsularımıza el koyuyorlar, sularımızı ticarileştiriyorlar. Yarın bir gün artık akarsu bulamayız. Ormanımızı talan ediyorlar, toprağımızı talan ediyorlar. Böceklerimizi yok ediyorlar. Arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar. Araba basıyorum yok. Arkadaşlar lütfen devam ediyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lütfen. Devam ediyoruz arkadaşlar. 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 Sen de oğlum oradan bas! Sen de oğlum! Sen de alacağım oğlum abi! Devam edin arkadaşlar! Provokasyona gelmiyorum! Devam ediyorum! Provokasyona gelmiyorum! Devam ediyorum! Devam ediyorum! Devam ediyorum! Arkadaşlar! Yeter mi? Polis yok! Arkadaşlar, görevli arkadaşlar dışında lütfen kimse karışmasın. Biz buraya meramımızı anlatmaya geldik. Bizim toprağımızı, ormanımızı, suyumuzu talan edenlere karşı mücadele derdimizi, meramımızı anlatmak için buradayız. Bizim yok olmanız demek, talan olmanız demek Karakoçan'ın da etkiliyor arkadaşlar. Bu açıdan diyoruz ki, ey Karakoçanlılar, köyümüze, toprağımıza, suyumuza saygın arkadaşlar. Bu açıdan... Yapıldığı bu hukuksuzluğu, bu haksızlığı karşıya
oy birliğiyle köylüleri haklı görmüştü. Diyor ki, ey liman, sizin yaptığınız kamulaştırma olsa ve haksız bir kamulaştırmadır. Bu kamulaştırma hiç kimsenin iradesini almadan irademizin dışında gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla derhal buradaki kamulaştırma son verilmesi, limaket bir an önce işi durdurması gerekiyor. Ama ne yazık ki halen çalışmalar devam ediyor. Ya en büyük mahkeme karar vermiştir arkadaşlar. Buna sessiz kalınır mı? Hukuka güvenmezsek kime güveniriz? Ama burada liman bir hukuksuzluk yapmaktadır. Ve şu anda da mahkemede bugün için. Biz bunun için buradayız ya. Biz toprağımızı istiyoruz, köyümüzü istiyoruz, ormanımızı istiyoruz ya. İnsanız ya, insan olarak karşı çıkmak zorundayız. Köylerimizi çeşitlerden boşalttılar. Köylerimizde insan kalmadı. Ama bizim halen yüzümüz bu yönedir, gözümüz buradadır. Biz nereye gitsek de orada duramayız. Biz buraya mutlu oluyoruz. Buraya dönmek istiyoruz. Ey Karakoçanlar! Sahip çıkın buna. Bizim başka bir sorunumuz yok arkadaşlar. İnsanlar mücadele veriyor, insanlarımız toprağına, suyuna, çevresine sahip çıkıyor. Ya Peri Valisi'nin bitmesi demek ne demek biliyor musun Karakoçan için? Peri Valisi'nin bitmesi demek, tekrar söylüyorum. Ekonomik olarak Karakoçan tecrit ediliyor. Sadece köyler insansızlaştırmıyor, Karakoçan da insansızlaştırıyor. Türkiye'nin bu kadar jeopolitik olarak bu kadar güzel bir ilçesi olamaz hiçbir yerde. Bu kadar güzel ilçe yoktur ya. Ama yavaş yavaş ne yapıyor burası? Çevremizdeki toprağımızı, suyumuzu, ormanımızı, hatta orada yetişen bitkiler yok oluyor. Bunlar Karakoçan'ın hakçı yerleridir. Bitmesi demek, Karakoçan'ın nefessiz kalması demektir. Bunun için mücadele eden insanlarımız cezayla yargılanmaktadır. Şu anda yargılama devam ediyor. Bu arkadaşlar ne istiyorlar ya? Kendilerine sahip çıkmak istiyorlar. Arkadaşlar, maalesef bu hep Türkiye'nin başına bela olmuştur. Türkiye'nin her tarafında ne kadar su varsa, vadi varsa, güzellik varsa buralar özel şirketlere veriliyor. Buradaki köylülerin iradesini hiçe saymaktadır. Bunun için sadece Karakoçan'da değil, Rize'de, Artvin'de, Erzurum'da, Balıkesir'de ve Türkiye'nin her tarafında HES'lere karşı ciddi bir mücadele vardı. Daha dün İkizdere'de, Rize'de analarımız yoklandı. Ama onların makinelerini söküp attılar ve mahkemede durdurma kararı verdi arkadaşlar. Hükümet özür dilemek zorunda kaldı. Ama siyasi iktidar hukukun arkasında durmuyor arkadaşlar. Ve siyasi iktidar hukukun arkasında dursa bugün limakın çalışmalarının durması gerekiyor. Maalesef durmuyor. Buradan İkizdere'den direnen analara, Balıkesir'de mücadele verenlere, Amasya'da yeşilliği koruyan piknik park için mücadele verenlere ve Türkiye'de HES'lere karşı mücadele veren tüm insanlarımıza güçlü bir alkış gönderiyorum arkadaşlar. Maalesef bölge barajlarla HES'lerle baskı altında tuttuğu gibi sadece barajlarla HES'lerle yetinmiyor. Gün geçmesi gibi kalepol karakol yapılması. Biz istemiyoruz arkadaş. Halk istemiyor. Halk okul istiyor. Halk fabrika istiyor. Pazar günü belediye başkanı İstanbul'daki iş adamlarla bir toplantı yaptı. Bu toplantıya biz de katıldık. Dedi ki 370 tane gencimiz dedi bize başvurmuştu. Çoğu da 4 yıllık üniversite mezunu. İşsizler iş istiyorlar. İş istiyorlar arkadaşlar. Karakol istemiyorlar. Açın fabrikaları. Açın Karakoçan'da başka imkan yaradı mı gençlerin yazık günah değil mi ya? Kahve köşelerinde sürünüyorlar.
açıdan Karakoçan halkı dayanışmacı bir halktır. Karakoçan halkı mert bir halktır. Karakoçan gerçekten Türkiye'ye örnek bir halktır. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimizin acısını paylaşalım. Biz bunun için bu derdimizi, bu meramımızı sizlerle paylaşmak için buradayız. Ve aynı zamanda bu hukuksuzluğa son vermek için buradayız. Danıştay'ın aldığı karar uygulansın. Bütün mesele budur arkadaşlar. Zarar ziyanlarımız ödensin. Nasıl ki bozduğu çevreyi tekrar eski haline getirsin. Bu zor değil arkadaşlar. Bunlar için işte zor bir şey değil. Bu anlamda burada katılan köylülerin, köy temsilen katılan muhtarların ve bizi dinlemeye gelen Karakoçan halkının herkese en içten sevgi saygılarımızı yolluyoruz. Onlara en içten selamlıyoruz. Helali özgürdür, özgür akacak. Helali özgürdür, özgür akacak. Helali özgürdür, özgür akacak. Diyoruz arkadaşlar. Duruşmaya katılmak isteyen arkadaşlar özellikle buradan özellikle katına gidin. Katılın. Herkese teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Tanıyalım önce. Ben Akkuş Bey, Taş Akkuş Bey. Dayanışma Derneği Başkanıyım. İsmim Abdurazzak Bey. Abdurazzak Bey, Taş Akkuş Bey Dernek Başkanı. İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'dan geldik. Bugünkü basın açıklaması hakkında bilgi alalım efendim. Ya bugün burada bir mahkeme var. Gene HES'le ilgili. Temelik Barajı'yla ilgili. Köyümüzün açmış olduğu dava var. Orada HES'le ilgili dava. Burada takip etmek için bulunuyoruz. Aynı zamanda daha önce de gene vermiş olduğumuz ya hukuki açıdan açmış olduğumuz davanın Danıştay'da görüldü. Danıştay 6. Dairesi tarafında Pembelik Barajı'nın yürütmenin durdurmasını, acil kamulaştırma
barajının durdurulmasına karar verdi oy birliğiyle. Dolayısıyla biz hem bu kararı Limak'a bildirme, Limak'ın bir an önce durdurma uyması, ikincisinde buradaki mahkeme Danıştay vermiş olduğu, üst mahkeme vermiş olduğu karara uyulması açısından takip ediyoruz. Bunun için buradayız. Duruşma nasıl geçti efendim? Yani duruşma Danıştay'ın vermiş olduğu kararını bizim çıkardığımız kadarıyla buradaki mahkemenin de yerinde haklı bulduğunu, ama sonuçta yerel mahkemeler bazı şeylerin, basınç uyguladığı yerel mahkemelerin çok da böyle anında, yani karar verme noktasında biraz işi sürünceme de bırakıyorlar. Dolayısıyla mahkeme şu anda 27'sine erteledi, ama biz olumlu bir sonucun çıkacağını 27 inanıyoruz. 27 Haziran'a erteledi. Ama bu konuda köylüler lehine, çevre lehine, Peri Vadisi'nin lehine bir sonucun çıkarması gerektiğine inanıyoruz. İnancımız tamdır. Çok teşekkür ederim.